Merhaba Şifte Reddet izleyenleri. Bizim şu an şurada gözüken markayla alakamız yok. Baştan bir onu vurgulayalım. Bize Orçun Poyraz adlı bir takipçimiz sağ olsun yemek siparişi vermiş. Tolga abi baklavayı incelesin demiş. Hem bir baklava hem de fındıklı lokum yolluyorum. Doya doya yiyin, inceleyin demiş. Tekrardan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle Fatih abi bir teşekkür etsin. Fatih Reis seni de millet çok seviyor. Eyvallah sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Orçun arkadaşımız değil mi? Nereden? Evet. İzmir'den mi? Nereden şey yapmış, göndermiş? İstanbul diye biliyorum galiba. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hani böyle şeyler düşünmesi, sevildiğimizi gösteriyor. Ne mutlu bize. Ne mutlu bütün ofisteki arkadaşlara. Herhalde birazdan ona sen çektikten sonra düşeceğiz kutuya. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi bu çok farklı yerlerden bize baklava geldi. Faruk Güllüoğlu'nu da pek bilmiyorum. Hani Güllüoğlu var da bir sürü Güllüoğlu var. Evet. Hani bir nasılmış bir onu da görelim. Evet, hani inceleme yapacağız şimdi. Bir yandan kutu açılımı inceleme yapacağız. Evet, evet, yavaş yavaş oraya doğru gidelim. Abi sen de baklava konusunda iyisin istiyorsan. Geldim abi. Cazur cuzur dalalım. Osman sen anlar mısın baklavadan? Ben baklavadan anlar mıyım anlamam ya şimdi. Boşuna sallam. Recep biraz anlıyor galiba. Antepçe anlarım. Başka bir yerse anlamıyorsun yani. Recep hani çatal getiriyordun? Çatalsız Recep. Yemek daha güzel aslında. Yani elle dalalım mı diyorsun? Elle dalalım. Bugün kim fıkrasında gülmeyen adam olacak? Kim anlatacak zor aslında? Melih yok. Ben yardımcı olayım kardeş. Uha. Paket bantı mı acaba yoksa normal bantı mı? Bıçakla getirsene Recep. Hemen bir maket bıçağı bulayım ben. Açtım abi. Ama bunlardan daha 3 tane daha var. Kargo gibi bir şeyle geldi ya, motokuryeyle. Ne kulüp dağılmasın diye. Acaba şuradaki yazıları okuyup Facebook'tan takip eden var mıdır abi? Bir de bir insan baklava firmasını niye Facebook'tan takip etsin abi? Yani ne olacak yani, değil mi? Oh man. Cevizli baklava. Baklavanın... Evet, ben şimdi şöyle bir gömeceğim. Tolga baklava adam mıdır? Ya çok sıkıştırmışlar ya. Evet. Bu kadar yani da. Şöyle yapsaydın bak. Buraya gel. Ben şöyle girseydin hoppa gördün mü? Tertemiz. Nasıl buldun? Gayet güzel. Az bunu konuşamıyorum ama beklediğimden daha iyi çıktı. Ben baklava tarafında fıstıklıya daha çok yakınım. Daha çok seviyorum ama ceviz de 10 numaraymış. Orçun'a tekrar teşekkür ediyoruz. Hadi arkadaşlar buyurun. Orçun'a teşekkürler ediyoruz. Ben cevizliyi ilginç bir şekilde seviyorum. Baklava yakınlaştırıyorum. Güzelmiş. Hadi. Kaslı Kıvanç gel. Yavşuklu Kıvanç. Yaşıklı. Ebru sen kaç puan veriyorsun? Daha yemedim ki. Ama ben baklavacı değilim, lokumcuyum. O zaman yeme falan değil. Fıstıklı değil mi ya? Aa. Daha mı oldu? Cevizli de güzel geldi bence. Evet Kıvanç. Bu adam hep ters ışıkta kalmak zorunda mı ya? Gelsene şöyle oğlum. Bir dakika. Normalde fıstıklı severim. Ama cevizli ya bu güzel adamlar güzel. Yani bu adamları iyi yapmışlar. Evet Buket beğendi beyler. Ben bir tane daha aldım. Evet. Yenir yenir. Baklavayı şöyle ters çeviriyoruz. Şu tarafı damağa geliyor. Ya vallahi. Kimden duydun lan onu? Fatih abi anlatmıştı ya geçen sefer. Fatih abi bu sefer öyle yemedin. Öyle. Biz de sen çeksene ben bir yemeğe yani dalacağım. Dal bakalım. Sen nasıl buldun peki Tolga? Senin de bir yorumlarını alalım baklavayla ilgili. Yerken böyle. Evet ya, bizi hafif düşünen arkadaşa teşekkür ediyorum. Beğendim. Güzel. Mısır şerbeti yok. Gerçek şekerden yapılmış gibime geldi. Hani mısır şurubu gibi değil. Hani bir şekerlik var gibi. Hani iyi bir şey. Bir de tereyağısı da falan da şey. Hani böyle ucuz hafif baklavalar bence vardır. 3 tane yenir bundan. Ucuz baklavalar var. İnsanın içini bayar. Hemen böyle mideni ekşitir. Böyle 1500 bardak su içesin gelir. Hani bu o kadar öyle değil yani. Güzel. Şu neymiş?
Buket dördüncü yıl. Buket ilkten down oldu falan dedi fakat sonradan. Apo oldu şu an. Bayağı bir apo. Siteyi ayağa kaldırdık gayet yeniyor yani. Güzel diyorsun. Başka yorum yapmak isteyen Recep, baklavadan anlarım dedin. Yorum yok. Yorum yok ne şimdi? Bu arada ben ruh hastası mıyım bilmiyorum ama cevizliyi seviyorum. Cevizli güzeldir ya, candır ya. Ceviz böyle evet. Baklavanın içinde farklı bir tat veriyor. Fıstık o da böyle mıy mıy tatlı. Baklava da tatlı. Böyle ceviz kestim, şu... acısını veriyor. Evet. Lokumu da açın isterseniz. Lokumu da bir açalım. İyi olurdu ama. Of. Bak şimdi. Kesme dondurma yanında iyi olurdu. Acıcan mı lokumu da? Tolga. Acıcan direkt viral yiyeceğiz önce tamam. Viral. Direkt. Esasında markalara biz bir açık veriyoruz şu an. Hı. Adam mesela bizi takipçiniz falan diye böyle yollar markasının adı geçiyor. Bedavaya reklam var. Karın tokluğunda yaşıyor. Edward Toyle. Bu bir Edward Toyle değildir arkadaşlar. Ürüne yerleştirme yok arkadaşlar. Asla. Beceriksiz çıktım ben ya Buket. Şurada bir bıçak var, bıçakla deneyelim. Bıçak kendine ayrı yok. Böyle de. Bayan derdi. Enteresan bir kutu açma videosu oldu yalnız. Pornoyu da alalım bıçakla. Bir lokum için yarabbim ne güneşler batıyor. Evet. Kola da olsa giderdi abi şu an. Yok ya. Ya sen de ne yaptın? Tamam özür dilerim. Değişik bir lokum yani. Evet böyle bir. Hani çıktı içinden. Kutu içinde kutu. Yalnız hani bayağı şimdi lokum ustası Kıvanç'mış. Gel gel. Evet. Kıvanç mı? Gene ters ışıkta. Şöyle gitse. Beğenmedi. Yumuşak mı sert mi? Nasıl? Şimdi bu yani nasıl bir yani şimdi? Bir şey olmaya çalışmış ama. Lokum olmaya çalışmış ama olamamış mı? Baklavadan sonra olmuyor mu? Fındıklı lokum. Ben bu ikinciyi yedim. Bence baklavadan sonra olur. Niye ye? Niye ye? Kokusunu beğenmediğim şeyleri yemek istemiyorum. Evet. Biraz böyle arkadaşlar, fabrikasyon fındıklı lokumu beğenmedik. Ama yine bizi düşündüğün için teşekkür ediyorum. Ama baklava efsaneymiş ya. Baklava. Kim yollarmış Tolga? Ne diyorduk? Orçun? Polat, Orçun Polat. Orçun Polat, kesene benim. Poyraz. Orçun Poyraz mıydı? Bakıyorum. Hemen bakıyorum. Nasılsınız? Orçun Poyraz, evet. O zaman sosyal mesajını ver, duralım, kapatalım. Baklava cevizli olsa güzel olur arkadaşlar. Fıstık diye o kadar para vermeyin. İnsanları şey yapıyorlar, fıstık baronları var, fıstık lobisi var. Fıstık lobisinin oyunlarına gelmeyin. Ceviz de iyidir, aynı görevi görür, daha uygun fiyata. Ağzında daha farklı tatlarla cevizli baklava yiyebilirsiniz. Bu arada lokum tabii ki de Türkiye'nin böyle bir has şeylerinden biridir ama ben bu lokumu beğenmedim. Değil mi? Fatih abi de beğenmedi. Pek iyi değil ya. Böyle bir bitmiş, yani, ölmüş. Lokumu da şey zamanı geçmiş biraz hani. Evet. Kokusunu değiştirdim. Son kullanım tarihine yaklaşmış mı? Evet, olabilir. Olsun, sağlık olsun. Hepsi aynı anda yolmaz. Aynen. Bir de benim Türkiye'de böyle sevdiğim şeylerden biri de bu muska şeklinde olan pestiller var ya abi. Cezayir. O mu? Ceviz ezmeli. Aynen ceviz ezmeli. O var ya böyle al kendini sağdan sola vur yani. Ye böyle kafanı falan ateş et yani. O öyle güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar bizi kaç kişi izliyor bilmiyorum ama canlı yayında bazı yayınlar görüyoruz maalesef. 7-8 kişi falan izliyor. Üzülüyorum ya. Ona böyle bir vurgulayalım. İyi ki bizi izliyorsunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yani kıymetinizi biliyoruz. Kıymetinizi biliyoruz. Belediye başkanı gibi konuştum Tolga. Evet. Erken seçim oluyor şimdi. Osman sen ne diyorsun? Ben de o zaman madem yayınlardan dedim, ben de Twitch yayınlarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hayda. Bir dakika şimdi, hayda falan yok. Sen reklamını yaptın, ben de yapacağım. Arkadaşlar çarşamba ve cuma günleri Twitch yayınlarımız var.
yayınlara gelseniz böyle sohbet, muhabbet, samimi bir ortamda gayet güzel yayınlar yapıyoruz. Sizleri de bekliyoruz yayınlarımıza diyorum ben de. Recep, sen bir kamu spotu ver. Kamu spotu. Alabilecek bir şey bulamadım ama. Bir gün bir şey bulsan şaşardım. Sen ne diyorsun? Böyle değişik bir video izliyorsun, onu göstermiyorum. Evet, değişik bir 7-8 kişiden birisin evet şu an. İyimser oldun Tolga, 3 kişiden biriyim. Ha, 3 kişi. Ya şu an bir canlı yayın izliyoruz da canlı yayını 8 kişi izliyor sanıyordum. Açıklamasını yapıyor marka, aslında niyetimiz o değil diye. Ama 3 kişi izliyor değil mi şu an? Şu an 3 kişi. Evet, kötü bir şey. Beni saymazsak 2 kişi. Ne diyorsun abi? Yorum yok abi. Arkadaşlar can boğazdan gelir, yiyin, yedirin sevdiklerinize de. Alıp götürün baklavayı yani. Fatih abi, toplumsal mesajın son. Ağzımız abi. Ağzın doluyken ağzı abi. Ağzın doluyken yemek yemeyin. Evet, ağzı doluyken konuşmayın arkadaşlar. Tamam, hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar.